Burada hepiniz misafirsiniz Magad Kralı. Buradaki herkes sizin gibi bir aday. Ve ben de sizi ağırlamak için buradayım. Şimdi burada bir misafir olarak kalıp kalmamak sizin iradenizdedir Karasant. Eğer kabul etmiyorsanız da sanırım bundan sonra tarih sayfaları bu olayı yazacaktır. Magad Kralı, bugün sarayıma hoş geldiniz. Görebiliyor musun müstakbel kralım? Bana soracak olursan bu Vasudev gerçekten düzenbazın teki, değil mi? Ama sen merak etme hiç. O düzenbaz adamın tüm planlarını bozmak için buradayım ben, değil mi? Değil mi? Şimdi bekle ve gör. Sevgili dayın, bu hilekar adamı nasıl susturuyor, izle ve gör. Vasudev! Ben aslında... Gandhar Prensi, nasılsın bakalım? Haline bak, sen kendine neler yapıyorsun böyle? Aryavrat'ın en yakışıklı ve en iyi giyinen adamlarından biri olduğunu çok iyi hatırlıyorum prensim. Harika giyinirdin. Tüm kızlar sana hayranlıkla bakardı. Öyle değil mi? Ama şimdi seni böyle gördüğüme gerçekten inanamıyorum Shakuni. Prens Duryodhan. Dostum Karn, buraya gel. Hadi acele edin Duryodhan. Lütfen söyler misin? Ben yalan mı söylüyorum ha? Senin dayının bir zamanlar çok iyi giyindiğine bir türlü inanamıyorum. Nilüfer yaprağı gibi gözler, sağlıklı bir vücut. Sakince konuşurdu. Tatlı bir gülümseme. Ama şimdi bakıyorum da her şey çok değişmiş görünüyor. Ne? Bazen kendi ellerimizle yaktığımız bir ateş bize zarar verebilir. Öyle değil mi ha Shakuni? Ben... Haklı mıyım Duryodhan? Yoksa sevgili dayın Hastinapur'da doğru bir şekilde beslenmiyor mu? Sen neden bahsediyorsun? Benim dayım Hastinapur'daki en iyi yemeği yer. Aslında ben sürekli yediğimiz yemeklerden bahsetmiyorum dostum. Aslında benim söylemek istediğim şuydu. Kendi zihin sağlığımızı etkileyen yemekler. Çünkü iyi beslenmezsek eninde sonunda bizi kötü etkileyebilir. Burada ayakta durmuş nelerden bahsediyorum. Hoş geldiniz. Bu damat seçme törenine hepiniz hoş geldiniz. Sen de dostum Karn. Vasu. İyi günler Gandhar Prensi. Hoş geldin. Hadi benimle gel Karn. Uzun zamandır görüşemedik. Sana soracağım önemli şeyler var. Söyle bakalım, her şey yolunda mı? Yoksa değil mi? Prens Shakuni harika bir düşünürdür. Ama bunun yanında da çok amaçsız. Sanki gideceği yönünü kaybetmiş çok güçlü bir silah gibi Kaan. Yangın kontrol altına alınana kadar insanın yiyecek bulmasına yardım eder. Eğer yangın kontrolden çıkarsa o zaman insanı yok edebilir Kaan. Haklı mıyım Kaan? Vasudev. Varnavrat'ta olanları sen nereden biliyorsun peki? Neden bahsettiğini anlamıyorum Karn. Saraydan mı bahsediyorsun? Sence bunu Duryodhan mı yaptı? Sence o kül olan sarayı Prens Duryodhan mı yaktı Karn? Madem sen her şeyi biliyordun,
O zaman neden bir şey yapmadın Vasudev? Vasudev ve Karn kaderin önünde bir hiçtir Karn. Biz sadece deneyebiliriz Karn. Başarılı olsak da olmasak da her şey kadere bağlıdır, öyle değil mi? Sen o zaman denedin, değil mi? Evet. Evet, denedim. Ancak... Bu kelime öldürücüdür dostum Karn. Bu kelime öldürücü dostum. Yoksa sen yakın birine söz mü verdin Karn? Sana söz veriyorum. Şunun üzerine yemin ederim. Ben arkadaşımı asla yalnız bırakmayacağım. Aa Karn. Sana söylemiştim. Söz verirken çok dikkatli olman gerek. Neden söz verdin ha? Neden? Çünkü hiç kimse Vasudev gibi iyi bir rehbere sahip değil. Bazı insanları ise Shakuni gibi aldatanlar var Vasudev. Bu yüzden arkadaşımın yanında yer aldım. Ve ona bir söz verdim. Eğer elindeki yay düzgün bir şekilde yapılmadıysa o zaman ok sana zarar verebilir. Savaşçının kılıcı düşmanın hücumunu durdurabilir. Ancak zamanın getirdiği fırtınaları durduramaz. Umarım başarısız bir savaşçı olduğunu bugün bizlere kanıtlamazsın Karn. Savaşçının görevi savaşmaktır. Başarılı olsun ya da olmasın savaşır. Şunu unutuyorsun Vasudev. Ben kolay yolu seçmedim. Her zaman zor olan yolu seçtim. Biraz önce dediğim gibi. Bizlerin geleceği yaptığımız seçimlere bağlıdır Karn. Bunu hatırlıyor musun? Bunu hatırlatmak için mi beni durdurdun Vasudev? Hayır. Seni durdurdum çünkü sana bir tavsiye vermek istedim Karn. Bugün burada yapılacak damat seçme törenine katılma. Bu törene katılma gibi bir planım yok. O zaman bana söz ver. Benimle gel ama damat seçme törenine asla katılma. Neden ısrar ediyorsun? Bu törene katılmamı istemiyor musun? Yoksa bu test okçuluk üzerine mi yapılacak Vasudev? Lütfen bana bir cevap ver. Bu sessizliğini evet olarak kabul ediyorum Vasudev. Biraz önce senden bir söz istedim Karn. Bana söylediğine göre asla düşünmeden kimseye söz veremem Vasudev. Damat seçme törenine katılmayacağım. Şimdi de sen bana söz ver. Bu tören adil bir şekilde yapılacak mı Vasudev? Ve arkadaşım Duryodhan'a hiçbir haksızlık yapılmayacak. Haksızlık yapıldığını görürsem olacaklardan ben sorumlu olmam. O zaman benim yayımla tanışmış olursun. İyi günler Vasudev. Keşke bunu dostum Duryodhan'a söz vermeden önce çok iyi düşünseydin Karn dostum. O zaman gelecek farklı olabilirdi.
Bu sadakaları sokakta ilk gördüğün birine vermen gerek. Ve ona Pancal Sarayı'nın büyük bir etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyle. Hadi git. Nereden nasıl bulacağım? Bu sadakayı ona vermem gerekiyor. Bu çok zor. Selam sana bu. İşte bu senin için. Bir de mesajın var. Sarayda büyük bir kutlama yapılıyor. Büyük bir tören olacak. Bu törene davetlisin. İyi günler. Altın para. İhtiyacımız olan hayır kurumuna sahibi Zarcun. Hadi evimize gidelim. Ama kardeşim, sence de saraya gitmemiz gerekmiyor mu? Belki de bize bir ay yetecek kadar altın alabiliriz. Evet kardeşim, bir yerine 5 altın alabiliriz. Evet, tam 5 altın. Sonra da aramızda uygun bir şekilde dağıtırız. Sizce nasıl fikir? Bu kadar aç gözlü olma Bim. Hatırlatırım kardeşim, uzun zamandır bir şey yemedik. Sarayda büyük bir ziyafet verildiğini duydum. Sizce de oraya gidip karnımızı doyurmak iyi bir fikir değil mi? İyi, tamam, gidelim. Seni büyük bir iştahla yemek yerken görmek beni çok mutlu edecektir kardeşim. Hadi şimdi saraya gidelim. Çok saygıdeğer konuklar. Hepiniz Pancal Sarayı'na hoş geldiniz. Hepiniz buraya kızım Drupadi'nin damat seçme törenine katılmak için buraya geldiniz. Töreni sizlere anlatmak benim görevim. Çünkü ben şu an aranızda ev sahibiyim. Lütfen bana dikkat edin. Sunağın ortasına bakın. Sizi bu törenle tanıştırmak benim görevimdir. Kutuyu görüyorsunuz değil mi? Asıl sınavınız o perdenin altındadır. Kazanan kızımla evlenecektir. Bakalım en şanslı aday aranızda kim olacak? Ama şuna eminim ki bu test asla kolay bir şey olmayacak. Fazla vaktinizi almayacağım. Onu yanıma çağıracağım. Karşınızda Pancal Prensesi Drupadi.
Şimdi Vasudev'den rica ediyorum ve o buradaki tüm katılımcılara damat seçme törenindeki eşsiz testi tanıtmalı. Tüm davetli misafirler, Vasudev'in selamını kabul edin. Bugün yapılacak olan bu test, cesaret ve beceri testi. Her savaşçının bu testi geçmek için zorlanacağına eminim. Tüm katılımcıların bu testi kazanmak için son derece güçlü bir algıya sahip olması gerek. Cesur olmalısınız. Ölçülemeyen bir güce sahip olmanız bu test için çok önemli. Farklı bir bakış açınız olmalı. Hayal gücünün ötesini görmelisiniz. Hiçbir katılımcıda olmayan cesarete sahip olmalısınız. Ve karşısındaki hedefe bakmadan vurabilecek yeteneğe sahip olmalısınız. Şimdi bana söz ver. Damat seçme törenine geleceksin ama aday olmayacaksın. Bu yayın güzelliğine kapılmayın sevgili dostlarım. Bu yay burada olduğuna göre mutlaka sizlerin farklı bir hedefiniz olacaktır. Acaba bu hedef ne olabilir? Orada çemberin içinde bulunan o balığın gözünü vurmanız gerekiyor sevgili dostlarım. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.